Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hiç lafı uzatmayacağım. Bildiğiniz gibi geçen bölümde de en heyecanlı yerde kalmıştık. Ve kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Diğer videolarda da hepinizi bekliyorum, gelmeyi unutmayın. Hadi şimdi geçelim hikayemize. Sen demiştin ya, biri bana oyun oynuyor ve seyircisi sizsiniz diye. 10, 5. Biri sana oyun oynuyor ve biz seyirci kalmayacağız. Sesim titriyordu. 10 saniye, biz bunu bozacağız onu. Sana söz veriyorum. 5 saniye onu dedim korkakça. Gerçekten kapı açıldığında, cümlem yarıda kaldığında onu cümlemi bitirmemi istemiyormuş gibi hızlı adımlarla çıktı dışarı. Karanlık odada öylece kala kaldım bir başıma. Aklımda polisin bana kurduğu cümleyi sana bir tavsiye. Bir dahakine bir katile aşık olma. Hislerimi tanıyamıyorum artık. Ne hissediyorum bilmiyorum. Emin olduğum tek şey Onur'u sevdiğim. Onu seviyorum. Onu insan olarak seviyorum. Onu hayatımın en gizli köşesinde saklayacak kadar seviyorum. Biz onunla çok kötü günler yaşadık. Gönlünün o şey daha kötülerini de yaşayacağız. Tek bildiğim yanında hayatında olacağım. Aralık kapıdan elleri kelepçeli götürülüşünü görüyorum şimdi. Ruhum bedenimden ayrılmış, peşinden gidiyor adeta. Beynimin içinde aynı cümle yankılanıyor. Seni aldılar götürdüler ve bundan adı sözlükte ayrı kalmak olmadı. Bunun adı mahvolmak oldu. Sen gittin, biz seninle ayrı kalmadık. Biz seninle mahvolduk. Her şey iyiye gidecek diye düşünürdüm hep hayatım boyunca ama hiçbir zaman her şey iyiye gitmez. Biz sadece kötüye alışırız ama hiçbir zaman hiçbir şey iyiye gitmez. Daha kötüsünü yaşarız ve ona da alışırız. Yaşadığımız ve iyi olduğunu sandığımız her şey bizim kötüye alışıyor olduğumuzun özetidir. Her şeyi iyiye diye kötüye gidecek. Her şey mahvolacak. Biz mahvolacağız. Bu da bizim mahvoluş hikayemiz. Ve bitti sanırım. Bir daha onlarla konuşmam. Bir daha yanlarında durmam sandım. Onurdan emir almam. Burak'a gülmem. Mert'in beni sakinleştirmesini izlemem sandım.
Bütün gece yatağımda bunları düşünerek uyumaya çalıştım. Ara 37. ara bölüm, uyudum. savaşın sonu. Siz hiçbir insan arkasından baka kaldınız mı? Ara ara Yanınızdan şahıslar görerek geçip yürüyüp uyandım. giderken ayakkabıların çıkardığı seslere odaklandınız mı? Onlarla konuşmayacağım bir Siz hiçbir sabaha insanın cinayetim gidişini demek izlettiniz mi? istemiyordum. Dakikalarca onur zorlu yanından geçti. Ara ara uzaklaştı, gözlerimin önünde gitti. Kelimenin tamamlamayla Yorganın yürüdü. kafamda Uzaklaştı ve gitti arabaya. Binişi Vanser'in elindeki kelepçeliğin çıkardığı dört sesle elini dikileri atlısı doğru bakışı ama tam karşısında efsanesinin durmama rağmen. bitişini düşünürken Saatlerdir birden odamda telefonum oturmuş, çaldı. yatağımdan dışarıda yağan yağmuru izliyorum ama unutamıyorum. Annem ve babamın beni çekip Kaşlarım götürdükleri çatık bir tüm o şekilde karmaşanın elimi yorganın üzerinden altına yaklaşık 7 çıkardım saat ve geçti. Hava karardı, telefonu yağmur elime aldım. bastırdı. Şaka Annem 2 saat mıydı? önce Cinayet tepsiyi işimde getirip WhatsApp yatağıma koyduğu telefonundan bir çorba buz gibi mesaj. oldu. Oysa benim Telefon içim elimde hala yataktan falan soğumadı. ve Telefon anında ellerimin WhatsApp'a girdim. Gruptaki arasında mesajlara her gün okuyorken bildiğimde kaldım. yerimden Üst katilimizde sıçrıyorum. atmaya Paranoyaklığın başladı. Bırak ceset. zirvesine ulaştım. Az önce aşağıdan oturma odasındaki Abi cesedi televizyondan okulda gelen sirenin bıraktık. sesini Manyak geçecek mıyız sandım. biz? Birkaç saniyenin korkuyla kalktıktan sonra Zeynep delir mi diyerek kendimi giymeye çalıştım. Resmen Ben bu ceset haldeysem diye onun ne halde kim bağırarak bilir. uyandım. Olaya çözmeye Az önce çalışıyorum. çabuk Anlamaya. uyanın. Arkamızda iz bıraktık. Burak, sana bir haberim var. Cinayeti biz işlemedik kardeşim. O bizim izimiz değil. Aynen abi, cesedi elleriyle taşıyan, her yerinde parmak izleri olan da biz değiliz zaten. Kesinlikle katılıyorum sana. Heyecanla mesajları okurken bir bildirim daha geldi. Gruba gelen yeni mesajla birlikte yutkundu. Bir yanım Onur'un unutma hastalığıyla her şeyi açıklayabilirken öbür yanım sorguluyor. Çok garip değil mi? Ve bu yaşına kadar kimsenin böyle bir hastalığa fark etmemesi şimdi birdenbire ortaya çıkmış olması. Onu Titreyen telefonla birlikte okul olduğum bucun yerde kapalı korkuyla sıradım. temizliği Arayan Burak'tı. yarın Evet başlayacaklar. arkadaşlar, yine en heyecanlı bir yerde sizinle vedalaşıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi Hazırlanın bakın. Diğer gidip ne videolarda hepinizi yapabileceğimize bekliyorum. bir bakalım ve karar verelim. Tereddütle okudum mesajı. Hazırlanın diyordu. İkinci çoğul şahıs. Ben de mi? Yoksa sadece Mert ve Burak mı?
Bu soruyu sorabilmek için her şeyimi verirdim. Ama şu an bunu sormaya cesaretim yoktu. Sen gelmiyorsun dedikleri anda ne hissedirdim, ne hale gelirdim. Ama içimden bir ses de beni götürmeyeceklerini söylüyordu. Onlara ne gibi bir yardımın dokunabilirdi ki? En iyisi sessiz kalmaktı. Cevap vermeyecektim. Beni istiyorlarsa bunu kendileri söylerdi zaten. Mor şortlu Mickey Mouse pijama takımımla birlikte odamdan çıktım. Merdivenlerden inip alt kata mutfağa ulaştığımda annem ve babamın birlikte kahvaltı hazırladıklarını gördüm. Bu bir ilkti. Annem ve babam tartışmadan bir eylemi gerçekleştiriyorlar. Birlikte günaydın hayatım. Karının gurultusundan uyuyamadık. Biz de kalkıp sana kahvaltı hazırlayalım dedik. Özlemişsindir. Kızarmış ekmek, yumurta, patates kızartması. Bunları hatırlıyor musun? Gülerek babamın uzattığı patates kızartmasına girdim ve masaya oturdum. Annem fincanıma çay koyarken babam tam karşıma oturdu. Bu ne? Diye sordum. Kızarmış biberi gösteriyor. Hatırlamıyorum. Birlikte gülüştüğümüz sırada bir anlığa onu, Mert Burak faktörünü unutmuştum. Uzun zaman sonra ilk defa mutlu bir kahvaltı yapıyordum. Anlat bakalım. Esir hayatı nasıldı? Kendine arkadaş bulabildin mi? Babamın sorusuyla birlikte derin bir iç çektim. Arkadaş bulabildim tabii ki de. Birkaç kişiyle ayaküstü konuşmalarımız oldu. Onlarla bir cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Ama çok samimi olmadık daha. Her şeyini biliyorum. Zaten karantina kaldırılıncaya kadar genelde uyudum. Uykusuzluktan bayıldım. Revire kaldırdılar beni. Pek bir değişim olmadı yani hayatımda. Hayatım geri döndürülemez bir şekilde tamamen değişti. Artık bir cinayet tanığıyım ben baba.
Dersler başlayınca samimi olduğun arkadaşların da olacak tabii ki de. Kızım, bana bak. Erkekler çok vakit geçirmeseydin, babalar böyle şeyleri sevmez. Yok, kızlarla takıldım hep zaten. Günlerdir sadece 3 erkekle konuşuyorum. Onlarla uyuyorum. Baba, onlardan başka kimseyi tanımıyorum. Okuldaki herkes bana onurunçu demeye başladı. Aferin güzellik. Hadi bu kadar okul muhabbeti yeter. Yemeğini ye bakalım. Kahvaltı uzun zaman sonra güzel geçti. Kıtlıktan çıkmış gibi yiyordum. Hayatımda hiç bu kadar yemek yememiştim. Ve işin garip yanı, annem ve babam da ilk defa birbirlerine karşı bu kadar ılımlı görünüyorlardı. Normalde her kahvaltıda, her akşam yemeğinde tartışan anne ve babam şimdi birbirlerini gerçekten seviyorlar gibi davranıyorlardı. Belki de benden uzak kalmak akıllarını başlarına getirmişti. Kim bilir ne olduysa çok iyi olmuştu. Kahvaltımın sonuna doğru kapı çalınca babam satırlarına okşayarak ayağa kalktı ve kapıya doğru ilerledi. O sırada annem çayımı tazelerken babam tekrar mutfağa girdi. Yüzünde garip bir ifadeyle karşılığa çatığı bir şekilde bana baktı. Zeynep dedi. 3 delikanlı seni soruyor. Ağzımdaki çay boğazıma ulaşmadan öksürüğümle birlikte dudaklarımın arasından çıkarken şok içinde fırladım ayağa ve kapıya koştum. Deri ceketim ve kare kırmızı ortasındayım. Gömleğim giymiş. Bitti sandım. Güneş gözlüklü. Maşerin.
4 güneşte yüzünü saklamaya çalışan eri cebinde yaklaşık 100 saat sürdü ve bitti sandı. Kot ceketiyle beyaz tişörtünün uyumu muhteşem görünen bir daha onlarla konuşmamış, bir daha yanlarında durmak sandı. Şık bir kızak giymiş, bana gülerek bakan Metin beni sakinleştirmesini izlemem sandı. Durmuş onlara şaşkın bakışlara bakan ben Zeynep Akay. Mahşerin 4. atlısı. Evet arkadaşlar, bu bölümün sonuna geldik. Eğer isimlerinizin videolarımızda çıkmasını istiyorsanız videolarımıza çok fazla yorum yapın. Başta da söylediğim gibi, eğer sizin size rahatsız ediyorsa videonun sesini kısıp videonun üzerindeki yazıları okuyabilirsiniz. Bütün gece yatağımda bunları düşünerek uyumaya çalıştım. Ara ara uyudum. Ara ara kabuslar görerek uyandım. Onlarla konuşmayacağım bir sabaha günaydın demek istemiyordum.